Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte ip baskısı yapacağız. Bunun için malzemelerimiz ip, sulu boya ve beyaz A4 kağıtları ya da resim defterinizden bir sayfa. Şimdi yapacağımız şey kestiğimiz ipleri boyamak. Ama benim şu an ipim kalın olduğu için ben bunu ilk başta birazcık ıslatacağım. Bu suyun rengi az önce boyalarla oynadığım için böyle oldu çocuklar. Evet. Önümdeki A4 kağıdını alıyorum. Ve hangi rengi yapsam diyorum. Şu an yeşil çok hoşuma gitti. Yeşille başlamak istiyorum. Sonra devamını hangi renk yapsak? Turuncu. Tam aralarını birazcık kırmızı yapmak istiyorum. Evet. Şimdi ipimi alıyorum. Ve garip istediğimiz şekilde burayı yapabilirsiniz. Mesela ben şuraya bir yuvarlak koyup şuraya da şöyle tutturmak istiyorum. Evet. Şimdi ipimizi alıyoruz. A4 kağıdımıza getiriyoruz. İstediğimiz bir şekli veriyoruz ve bu A4 kağıdını ikiye katlıyoruz. Sonrasında bunu hızlı bir şekilde çekiyoruz. Heyecanlı. Çok heyecanlı. Ama bu kadar heyecanlı olmuşlar. Çok heyecanlı. Oo, çok güzel oldu. Bence olmadı. Şimdi başka bir ip alıyorum ve bunu da yine farklı farklı renklerde boyayacağım. Ama tabii önce ne yapıyorduk? İpimizi ıslatıyorduk çocuklar. Benim işteyse kendi ipimi ıslatmam gerekiyor. Tamam. Şimdi kırmızı boyamızı alıyorum. Daha aklıma bir şey geldi. Bunun sana ne olabilir ki? Birazcık batarım. Ama sonra bir şey olmaz. Yıkanırız. Bunu da... Ay! Az kalsın. Bununla sadece kırmızı yapmak istedim. Bilmiyorum artık nasıl bir şey çıkacak. Bunu yana doğru çekeceğim. Bu tarzda bir şey oldu bu sefer de. Ve şimdi buraya bir hangi renk gider diye düşünüyorum. Koyu yeşil mi patlatsak sanki ya da böyle sadece turuncu rengi mi patlatsak diye düşünüyorum. İkisini de yapacağım sana. Öncelikle ipimizi ıslattık. Turuncu rengi getirdim. Evet. Turuncuyla da yukarıya bu şekilde bir İp baskımız çıktı. Evet, yani devam o ki çocuklar. İplerinizi istediğiniz gibi şekillendirip kağıdınızı ortadan ikiye katlayıp çektiğiniz zaman bu şekilde renkli renkli desenler ortaya çıkıyor. İsterseniz başka başka kağıtlara tek tek renkli olacak şekilde yapabilirsiniz ya da ilk başta uyguladığınız teknikle
İşte ilk başta farklı bir renk, sonra farklı bir renk tarzında da uygulayabilirsiniz. Güzel güzel desenler oluşturabilirsiniz bu şekilde. Ve sonrasında bunları odanıza asabilirsiniz. Bence çok güzel oldular. Yaparken umarım eğlenirsiniz. Ben çünkü eğlendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Etrafı çok kirletmemeye dikkat edin. Zira ben birazcık etrafı da dağıttım, kendim de dağıttım. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz.